Eğitim içerikleri üretiyorsanız OBS için size mükemmel bir plugin tanıtacağım. Bu pluginle birlikte montajda hiçbir şeyle uğraşmadan direkt kayıt anında mouse'unuzun olduğu bir yere zoom in veya zoom out yapabileceksiniz. Bu plugin'i farklı bir şekilde kuracağız. Bir Lua skripti olarak OBS'e ekleyeceğimiz için videoyu kesinlikle atlamadan izlemenizi öneririm. Çünkü ufak tefek şeyler olabilir. Onları kaçırırsanız eğer plugin doğru çalışmayabilir. Şimdi gelin sizlerle birlikte hızlıca plugin'i incelemeye ve kurmaya geçelim. Fakat bunun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Haydi geçelim. Öncelikle açıklamalar kısmına bıraktığım linkten bu plugin'i indireceğiz. Gördüğünüz gibi şu an link önümde açık. Burada yapmanız gereken şey Go to Download bölümüne gidiyoruz. Ve daha sonrasında önümüze böyle bir sayfa geliyor. Bir GitHub'dan indirme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi OBS Zoom to Mouse Lua dosyası şurada bulunuyor. Hemen buna tıklıyorum. Ve direkt olarak zaten indirmeye başlıyor. Bu Lua dosyası olarak iniyor. Herhangi bir zipten çıkartma işlemi uygulamıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Direkt OBS'ime geldim. OBS'ime geldikten sonra sağ üstteki araçlar bölümüne tıklıyorum. Ve sonrasında burada betikler bölümü bulunuyor. Betikler bölümüne tıklıyorum. Daha sonrasında önümüze gelen ekranda sol altta bulunan artı butonuna tıklıyorum ve burada indirilenler bölümüne gidip OBS Zoom to Mouse Lua dosyasına çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak pluginimiz yüklenmiş oldu aslında. Sağ tarafta Zoom Source için ekran yakalamayı seçeceğiz. Bunun için de burada zaten direkt ekran yakalama kaynağımız bulunuyor ve onu seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ayarlarımızı ufak ufak yapmaya başlayacağız. Fakat öncelikle test yapmak için bu plugin'e bir kısa yol eklemek istiyorum. Bunun için sol üstten dosyaya geliyorum. Ayarlar diyorum. Karşıma gelen ekranda kısa yollar bölümüne tıklıyorum. Ve şöyle aşağı doğru iniyorum. Ve indiğimde Toggle Zoom to Mouse bölümü bulunuyor. Burada istediğiniz bir tuşu kısa yol olarak atayabilirsiniz. Ben CTRL Shift D tuşunu tercih edeceğim. Bir de Toggle Follow Mouse During Zoom diye bir bölüm var. Buna da CTRL Shift ve T kısa yolunu atayacağım ve uygula diyeceğim. Uygula tamam dedim. Hatta hemen bir testini yapalım. Ctrl Shift D yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi zoom yapmış olduk. Şimdi gelin plugin'in ayarlarına bir bakalım. Betikler bölümüne geldim. Zaten betikler bölümüne tıkladığınızda direkt olarak burada çıkacak. Sağ tarafta da ayarları görüyor olacaksın. Burada follow speed bölümümüz var. Bu follow speed bölümüyle ne kadar hızlı zoom yapıp yapmamasını seçebiliyorsunuz. Örnek yapalım hemen. Bunu geldim mesela 1'e çıkarttım zoom speed'i. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir slow geçiş yok. Direkt tak tak diye geçiş yapıyor. Zoom yapıyor. Bunu istemeyiz tabii ki. Niye bu kadar kötü dursun ki? Şöyle bunu %1'e alırsak eğer. Bakın böyle. Daha yavaş bir şekilde gidiyor ve geri geliyor. Ben yaptığım testlerde zoom speed'i genelde böyle 0.05 gibi tercih ettim. Şu şekilde biraz daha smooth ve hızlı bir şekilde zoom in ve zoom out yapabildim. Burada zoom faktör bölümü var. Zoom faktör bölümünden de mesela bunu 5 yaptığınızda 5x bir zoom yapıyor. Yani zoom faktör bölümüne ne kadar zoom yapmak istiyorsanız onun değerini giriyorsunuz. Ben en idealinin 1.75 olduğunu düşünüyorum. Şöyle baktığınızda 1.75'lik bir ölçü gayet yeterli gibi gözüküyor. Fakat siz daha da zoom yapmak istiyorsanız zoom faktör bölümüne kendi değerlerinizi girebilirsiniz. Ben 1.75'te kullanmayı ideal olarak gördüm. Daha sonrasında auto follow mouse bölümünü açıyoruz. Çünkü mouse'umuzu takip etmesini istiyoruz. Sonrasında follow speed bölümü var. Follow speed bölümü mouse'unuzu nasıl takip etmesi? Yani şöyle ben bunu 0.01'e alayım. Bakın mouse'umu takip etme hızını görüyorsunuz. Bunu geldim. 0.01 değil de 1'e aldım. Gördüğünüz gibi tak tak diye geçiyor. Yani bu da hoş bir görüntü olmuyor. Follow speed'in idealini de 0.05 olarak alabilirsiniz. 0.05'te gördüğünüz gibi mouse'u direkt olarak takip ediyor. Tabii siz bu ayarları kurcalayarak kendi ayarlarınızı oluşturabilirsiniz. Mesela 0.15 yapalım.
Bakalım bize nasıl bir şey verecek. Bu bir tık daha hızlı. Hani sanki mouse'dan önce gidiyormuş gibi gözüküyor. O yüzden follow speed'imizi 0.05'te tutabiliriz. Sonrasında follow border bölümü var. Follow border bölümünü de ben 50 olarak kullandım. 50 olarak siz de kullanabilirsiniz. Son olarak log sensitivity bölümüne geldik. Log sensitivity bölümü 1 olarak baz alabilirsiniz. Ve son olarak auto log on reverse direction bölümünü de tıkladığınızda direkt tüm ayarları yapmış oluyorsunuz. Şöyle ben size büyüteyim ekranı ve buradaki direkt bütün ayarları birebir kendi OBS'inizde bu ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca videonun başında Ctrl Shift S'ye bir kısa yol daha eklemiştim. Bu nedir diye bakacak olursak eğer örnek veriyorum Ctrl D dedim ve ben şuraya yakınlaştım. Sonrasında diğer kısa yoluma bastığımda gördüğünüz gibi mouse'umu takip etmeyi bırakıyor. Direkt olarak zoom yaptığımız yerde kalıyor. Tekrar S'ye bastığımda gördüğünüz gibi mouse'umu takip etmeye başladı. Tekrar yaptığımda mouse'um neredeyse orada kaldı. Tekrar D'ye basıyorum ve geri alıyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ben Stream Deck'ime bu tuşları kısa yol olarak atayabilirim. Bunun için Stream Deck'ime geldim. Sistem bölümüne geldim. Buraya Hotkey Switch ekliyorum. Ve sonrasında Ctrl Shift D, Ctrl Shift D diyorum. Sonra geliyorum. Bir tane daha ekliyorum. Buraya da diğer atamamı yapıyorum. Şu an Stream Deck'ime ben bu tuşları atamış oldum. Yani ne oluyor? Direkt ben bastığımda Stream Deck'imden zoom yapmaya başlayacak, sabit kalacak. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde Stream Deck'ime de bu kısa yolu atamış oldum. Bu plugin ne işe yarar? Bu plugin özellikle eğitim videoları yapıyorsanız eğer, illa video yapmanıza da gerek yok. Herhangi bir Zoom toplantısı OBS üzerinden yapıyorsanız ekranın herhangi bir yerine insanları odaklamak için bu plugin'i çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca oyun yayınları yapıyorsunuzdur. Çok kritik bir an gelmiştir ve tam aim'inizi yakalamak için bu plugin'i kullanabilirsiniz. Yani bu plugin hayatımızı kurtaracak bir plugin. Mutlaka OBS'inizde hiç kullanmasanız bile kurulu bir şekilde kalmasını sizlere öneririm. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Haydi görüşürüz.